itlaf etmekle ilgili bir yasa evet. var. Böyle bir yanlış Allah'ın verdiği canı... Evet, ondan gayrı sağlamaz. Bu katliam yasası, bu kabul edilmez. 1910'dan getirmişler... Amerika'da böyle bir yasa. Bunu yapmayın, Amerika'da, asla kabul edemez. Amerika'da eyaletler bazında... Ya Roma'da kedi köpek desteklediğim... yok ama doğru bir şey değil. Zannetmeyin. Niye? Katletmişler. Allah'ın verdiği canı Allah'ın alacağına inanıyorum. Bundan bu hatadan dönsünler. Ama e, arka planda Amerika'da... Şartları. Ee, bir uygulama var eyalet bazında. Eyaletlerde e, eğer 3 e, ay zannedersen Ama bakın suyu eğer, misal. Biz, bunu, biz iyi örnek alacağız. Oyunda. Evet. Yani, suyu, Roma'da da kedi köpek yok. Onlar evet. da yapmışlar. Biz katil bakın, değiliz. Bakın hanım yani, bir cümle yani, bunu söyleyeyim. Bir, bir çözüm şart. Evet. Çözüm, çözüm kısırlaştırıcı. Ama bu hayvanların Yasamız da yararına. Yazık evet. yapılması hayvanlara. Yapılması gereken şey bütün itlaf yasası getiriyorlar. Ya itlaf kısırlaştırma evet. konusunda yükselip getirip arkasını ve şu an bunu şu an diyor ki ya Diyor. öldürmek bir... kısırlaştırmaktan daha kolay daha, geliyor. Tabii hiç kimse bunu davranmayacak. Ve ne diyor var. biliyor musun Üstad? Bir kamuoyu tartışacak. Neyi kat tartışacak kamuoyu? İtlafı kabul eder mi o Ya hiç canlı katliamı hiçbir, kim kabul evet, eder? Yani. İnsanın hiçbir canlıyı öldürme hakkı yok. Yok. Ve şu an Allah mecliste bu. müddetçe. Ve bu mecliste bu kadar ya, basit. Bu mecliste yani. şu an Murat abi buradan düşsünler. Tabii şimdi bu anlamda da e, benim oğlum e, 12 yaşında bugüne kadar tam 7 yıl hı hı. yani her yıl bir kez kuduz aşısı oldu. Ben de 9 kere oldum. Gerçekten. 9 kere evet. kuduz aşısı oldum. Çünkü Bunun gidiyorum hayvanları yapıyorum. besliyorum, evet. sokak hayvanlarını. Evet. E, ısırıyor. Yapıyorum. ama ama sokakta can ya, ama 9 kere yani, kuduz aşısı oldum. Al, i̇yi ki de oldum. Alper 7 kez oldu. Şimdi artık çocuk Haydarpaşa numunedeki o karantinayı ben herkesten daha iyi. Girdiğimiz anda biliyor nereye. Bakın ah, çözüm canım. öldürmek ama Değil. değil. Sokaklarda da yüzlerce, binlerce... Kısırlaştıramadığınız... Evet. E, e, Kısırlaştıramadığını evet. Bravo. Evet. Kısırlaştıramadığınız... Bir problem Devlet var. Devlet bu kadar aciz Bravo. mi? Sokaktaki köpeği kısırlaştırmaktan aciz mi Alırsın Devletimiz tık 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 tık. ki de bu kadar veteriner hekimin yani var. Bunu tedbirini alıp uygularsın. E de, Belediyeler basında bir çözüm gerekiyor, gerekiyor gibi görünüyor. Aynı şey kediler için. İtlaf değil ama bakın evet. itlaf tartışıyor. Kediler... Var. Bizim... Ama kediler saldırmıyor sonuçta. Onlara da saldırıyor. Onlara da yapıyorlar. Onları da kapsıyor bu yasa. Daha İsterseniz çok bundan, bundan devam edelim kapsıyor. Ya yani ben burada, vallahi Beşiktaş'tan burada, buraya geldim. Buraya geldik. Oradan bundan önemli. devam edelim. Yani, yani, olur, yani. olur da çok mecliste önemli. bu Yok, geçerse bütün perestler, köpek severler falan öyle bir gaza getirip de bunu meclisten geçirir büyük. Yani biz sokaklarımızda hakikaten bir hayvan katliamı Ben, Ataşehir'de oturuyorum, ben Ataşehir'de oturuyorum. Kızımı okuldan alırken, çocuk Hanım, arabaya doğru ilerlerken... Ben de parka çıktığımda köpek, her seferinde korkarak yürüyüş şey yapıyorum. Vaka. Yani ama çözüm çocuk... öldürmek mi? Hayır, ben de yaşıyorum aynı. Çözüm öldürmek mi? Bu, öldürmek çözüm öldürmek değil. Çözüm kısırlaştırmak efendim. Ama bakın yani... Yapabilir devlet bunu ya bu kadar acil Ben demiyorum çocukla köpek arasında ama... Ama şu kanunla karşı hepimiz... Miktim Ay şu an mecliste ve bunu çıkaracak katliam kanunu savunamayız. Ama sokakta güvende olmayan hangisi? Hayvanlar mı? Müsaade, müsaade edin biz. bir girizgah güvende yapalım. Biziz. Tam biz. Bir, bu o konudan bahsedeceğiz. Bir girizgah yapalım. Şöyle izleyicilerimiz bu konu bakın bir yayıncı olarak söylüyorum bazı konular izleyicilerimizi inanılmaz irite ediyor. Doğru. İşte e, din, e, atamız, etnik kökenler bu ve kadınlarımız kadına kadınlarımız, karşı de sokak canları izleyicilerimizin hayvan. çok galeyana geldiği konular evet. bu konuda onlardan biri evet. o kadar radikal iki kesim i̇ki tarafta var ki da, evet. ama bunun radikal. çözümü oylu hanımcığım? Ve biz okuyoruz ha. mecliste itlaf yasası olmaz sene 2024 ve diyor ki kamuoyu tartışsın diyor neyi Şimdi, tartışacağım ya bir çözüm şart Kesin. Ee, sokaktaki hayvanlarımızın da canı ve huzurlu yaşaması için onlar da can ama yaşıyor. Ya insan bir karıncayı bile öldüremez. Öldüreceğiz diyor işte. Üç ay bekleyeceğiz, itlaf edeceğiz diyor. 30 gün diyor ya. Olacak. 30 gün hemen bir ay. Ne düşünüyorsunuz yazın. Şimdi hukukçularımız burada. Ee, kamuoyu araştırmacımız burada. Kamuoyu, e, kamuoyu ne diyor bu konuda? Valla evet Murat abi Murat dinleyelim. Bey bu konuyla Onu ilgili e, görüşlerini. Işte. Roma, Roma tatili bitti. <laughs> bu konuya girdik. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Bakın ee, hayvan hakları ile ilgili geçmişte sor, e, sorduğumuz e, çok soru var. Türkiye'de hayvan haklarına riayet ediliyor ha. mu? E, türünde sorular. Ee, yani yüzde sekseni ne yakını riayet edildiğini söylüyor ama bu ilk ittifakı ilk ben soru formumun içine falan koymam. Kimse kusura bakmasın. Yani bu. Bu kalkıp da benim için bir canlıyı öldürmek kadar daha büyük bir suç yoktur. Daha biz bundan iki sene evvel ne kadar hayvan haklarını mecliste savunuyorduk. Bravo. Şimdi öldürmekle ilgili yasalar yani ben bir ay koyarım bir ay sonra öldürürüm. Sen kimsin ya? Allah'ın verdiği canı Allah alır. Sözün bittiği yerdir bu. Ki bir de hukukun alet ediyorsun. Yani kusura bakmayın yani ben burada tarafım bir de bunu böyle hiç sosyolojik olarak falan da değerlendirecek bir halim yok yani. Şu anki yasalarda e, hayvanlar canlarımız mal statüsünde evet, evet. yani e, hani hukukçularımız burada Ceza onlar hukuk buradayken ikinci cümle isterseniz bu konuyu mi? ders de anlattım ha, çünkü. bizde 10 yıla aşkın süre bu e, hayvan hakları kanunu bekledi çok enteresandır. Getirilen kanunda aslında iki yıla kadar hapis cezası getirdiği için infaz sistemini bilenler çok iyi bilirler ki caydırıcı bir mahiyet taşımıyor. Yok. Bakın çok enteresandır. Dünyada sadece gelişmiş ülkelerde değil bazen çok geri kalmış ülkelerde bile hayvan haklarını koruyan çok e, güçlü yasalar olduğunu görüyorsunuz. Ben bir kez şeyde The Guardian'da bir haber okudum. Kenya'da bir adam bir keçiye cinsel saldırıda bulunduğu için 14 yıl hapis cezası almış. Hadi canım. Dedi. Kenya. Kenya ceza kanunu buldum. ha. Kenya ceza kanunu ilgili hükmüne baktım. Hayvanlara yönelik öldürme ve cinsel saldırı fiillerine 18 yıla kadar hapis cezası getiriyor. Allah'ın Kenya'sı dersin. Yani düşünün insanla eşdeğer koyuyor evet. yerde. Bizim Türkiye'de ne yazık ki uzun yıllar boyunca yapılan mücadelenin neticesi daha fare doğrudur. Bir husus daha var. Bizim ceza kanunumuzun 155. maddesi mala zarar verme suçumuz ne? Bu modelin ikinci fıkrasında sahipli hayvan öldürmek mala zarar verme suçudur. Çünkü o sahipli hayvanın bir tırnak içerisinde piyasa değeri vardır. Sahibi ona belli bir para ödemiştir. Hayvanı öldürürsen sahibinin mal varlığı değerinden eksilme olur. Nazlı Bu şekilde hayvanları can olarak değil de mal olarak gören bir hukuk anlayışı çağ dışı kalmış hukuk Kabul kalmış. edilemez. Şimdi bu hocam... Bu yasa tasarısı da tam bu anlayışın tezahürü. Şu konudan elbette ki mutabıkım. Ben yürüyüşe çıktığım parkta her gün 7-8 tane sürü halinde dolaşan o köpeklerden korkarak, tırsarak, yolumu değiştirerek parkta yürümek zorunda kalan bir insanım. Çocukların orada neler yaşadığını Türkiye'nin her yerinde biliyorum ama... Bunun müsebbibi o köpekler değil. Bizim yasal mevzuatımız bunu bir yükümlülük halinde öngörmüş olmasına rağmen bunca yıldır kısırılama fa kısırlaştırılma faaliyetini sistematik uygulamaktan yoksun bulunan yerel ve merkezi yönetim. Dolayısıyla Örelim, eğer bir yasal düzenleme ima, getireceksek ha bu yükümlülüğün hayata geçirilmesini Ama sağlayacağız. kolay bakın mı? Mümkün, şey. mü? Mümkün, mümkün bir yapıldı. bakın, bir cümle daha söyleyeyim. Yaparsın kısırlaştırıldı. E, i̇şte kulaklarına <laughs> bakın, e, küpe, küpe <laughs> takıldı. Ama işte sayıda bir noktada çok bildiğim kadarıyla. Efendim fazla. yapılabilir. Bakın bizim Ama... tarihimiz çok kötü örneklerle dolu. İttihat terakki dönemi Hayırlısı. 1910'da Hayırlısı. bir hayırsız ada deneyim ya var İstanbul'un. Ben nereye gitsem hangi mahalle 110 yıldır lanetimiz var. Her yani. yerde karşımıza geliyor. O dönemde de bu tartışma bakın 100 kısır yıl önce de olmuş. Şöyle bir akıl üretiyorlar. Bütün köpekleri toplayalım. Anlatma, çok kötü. Dişileri bir tarafa erkekleri bir başka adaya yerleştirelim. Günlük olarak da beslemelerini yapalım. Böylece onlar orada halktan ne yapıyorlar Birbirlerini... topluyorlar. Kad şey dişi erkek ayıramadan hepsini Ayasaday'a veriyorlar. Savaş zamanı bir kere yem gidiyor, iki kere gidiyor, üçüncü yok. gidemiyor. O hayvanlar açlıktan, susuzluktan birbirlerini Anladım. parçalayarak onların gidiyor. çığlıkları Şimdi, da İstanbul'da Bunu 2024'de mıdır? taşımak mıdır sizin amacınız? Yapmayın. Aynısını İtalya'da yapıyor, Roma'da. Devletimiz güçlüdür. Bu kısırlaştırma faaliyetini Tamam. Türkiye'nin dört bir yanında sistematik olarak bütün sokak hayvanlarını uygulayabilecek. Bu senin mükellefiyetin. Hocam ben Pınar Hanım'ın e, ne düşündüğünü merak ediyorum. Çünkü şimdi e, zaman zaman izleyicilerimizle de paylaşıyoruz haberlerde. Köpekler toplu halde içgüdüsel olarak. E, alan alan koruma i, içgüdüselliğiyle evet, saldırıyor. Evet teretoriyeldir e, köpekler Ataköy'de yani mi? alan belirlerler ve o alana... Her yerde, sen, her, evet, yer, her semtte var. Bir ninemizi parçaladılar, yerde sürüklediler. Biliyorsunuz, bu görüntülerde istediğimiz görüntüler değil. Çocuğumuzun da yüzünü parçaladılar, kulaklarını parçaladılar. Bu da istediğimiz görüntüler değil. Hayvanseverler bir yanda, bir tarafta da işte köpekten korkanlar ve ortalıkta bu şekilde İnsanlar haklı dolaşmasını İnsanlar istemeyenler haklı. de var. Pınar Hanım'ın da evladı yani yedi kere kuduz aşısı olmuş. Kim ister evladının evet, kuduzlaşışı olmasını? Ya şu Haydarpaşa Numune Hastanesi biliyorsunuz bu karantina yani e, evet. belli hastanelere mahsus. Haseki'dir. Haseki Haydarpaşa. Haydar yani takip biz, ediyor devlet. Tabii. 3 yaşından itibaren biz Alperi götürmeye başladık artık dördüncü, beşinci, altıncı yılda. oldu orada. Yani biz daha içeri girer girmez. Hoş kendisi geldiniz. Hemen, Hoş geldiniz. Yok kendisi yani. hemen şu tarafa gideceğiz. Buradan annesini çıkacağız. Yani artık o kadar biliyordu. Ezberlemiş. Ve bir de meşakkatli bir şey. Ya ben bunu şey diye söylemiyorum. Hani böyle şımarıklık olsun vesaire asla. Tabii ki bütün canlılar hiç yani hiçbir canlının gözüne bakarak onu katletmek elbette kabul edilemez. Ama ülkemizin bir gerçeği var. Bildiğim kadarıyla şu an Türkiye'de sokak hayvanları sayısı sizin o dediğiniz işlemleri yapmak noktasında o kadar fazla ki yani e, Ama öldüreceksiniz Hayır, öldürün bakın. bakın ne? Öldüreceğiz diyor zaten. 30 gün içinde öldüreceğiz diyor. Sahip diyor. Öldüreceğiz. Ben öldüreceğiz Ya bakın bu Ölce konuda bu konuda sahip bir köpeği olan ve o köpeğini evinde gayet güzel besleyen ve onunla duygusal bağ kurmuş hiç kimsenin kalkıp şu an bu çözüm yolunu tasvip edeceğini düşünmüyorum zaten. Şimdi örneğin bizim Mesela çok sevdiğimiz... Mesela ben ülken... sokaktaki köpekle o duygusal bağı Tabii. kuruyorum. Hadi öldür. Benim evimin köpeği değil. Sokaktaki tamam. köpeği. Gidiyorum, besliyorum, Anladım. suyunu veriyorum, yemini ya, veriyorum. Ama şöyle yani siz... Veterinere götürüyorum. Bravo. Siz, siz, siz muhtemelen... Ya yaşamadığınız bir tehlike, ya böyle bir tehlike ya da yaşamadınız. Yo, param parça ettiler beni köpekler. <laughs> yani. Yani, yani <laughs> kim o da bozları. Şimdi ne, di o, ne o diyeyim si Murat Bey diyor Pınar Hanım. Şimdi si ne o diyeyim o diyor. O sizin <laughs> yedi tane e, e ne? Alper. aşı, olmuş oğlunuz. Ben belki de otuz tane oldum, kırk tane oldum. Ben e, para parçettiler ben pınçık pınçık her taraftan çocuk dönemde. önemli. E 8-9 yaşında kendinizi belki koruyamamışsınız da zaten de. <laughs> ya peki çocukları ne yapacağız? Yani şu an sayıları çok fazla sokak hayvanları sayısı. Bilmiyorum bir araştırma yapıldı mı? Ama kısırlaştırma. Yok yok öyle Tek düşündüğünüz... Tek yakalayıp bakın tek tek hepsini yakalayıp kısırlaştırmak. Kısırlaştırdıktan sonra takip etmek. Ya buna ilişkin şu an artık Gerçekten rasyonel bir yöntem olmaktan çıkmış durumda. Ya bakın. E biz de şu an sokaktaki çocukları ve korumasız savunmasız mı? alternatifiniz ne? Kısıtlaştırmak mümkün değilse siz bunun söyleyin. bir tek alternatifi Adam, var çünkü. Siz, o ay, o siz katliam. Yani bunu mu savunacağız? Ya ben, ben öncelikle, çocuklar, ben öncelikle çocukları. Ben hiçbir şekilde bu katılmadım. Kısırlaştırılması mümkün değildi ve kabul etmiyorum ya Türkiye Cumhuriyeti devletinden bahsediyoruz. Bunu e, öncelik haline getirirse yapar. Geçen 3 ay 4 5 ay önce biliyorsunuz aynen öyle bir çocuk köpek tarafından ısırılmıştı. Efendim, Ailesine o, tamam. de söylememişti. Sonra 10. Kuduz günden oldu. sonra Kuduz çocuk oldu. E, karantinaya alındı Diyoruz, ancak dedi. kuduzdan tamam. hayatını kaybetti. Sonra bir vaka daha oldu böyle. Ve bu şekilde evet. İkinci bir, bir vaka sürü daha böyle oldu. bu basına yansıyanlar. Şimdi hepimiz Yüreğimiz ağzımızda. Aynı şey benim de başıma geldi bu arada. Ben e, beni ısıran köpeği aldım ve hemen e, kuduz aşılarıma başladım. Ben tabii ortaokuldaydım o zaman. İkinci sefer mi üçüncü sefer mi ne? Annem babam bilinçli hemen başladılar. E, köpeği köpek de beni ısıran köpek ismini de koydum. Zombi koymuştum ismini. <laughs> Hak etmiş. <laughs> 15. gün ağzından salyalar, salyalar işte. çıka çıka. Gözümün önünde travmamdır benim. Yazık kıyamam öldü. Belediyeden Aşın geldiler. Ben Hayır, şöyle yoksun. belediyeden geldiler. Eee beyninin dört lobundan parça aldılar. Kudu, kuduz araştırması yaptılar. Meğer gençlik hastalığından ha. hayatını kaybetmiş. Ama biz tabii o, o arada annemler, babamlar delirdiler. Eyvah. Bizim kız gitti. Gitti. Kuduz, hastalığı diye. Yani e, böyle bir tehlike ya? var ve insanlar normalde köpeği takip etmek gerekiyor. Köpeği takip edemiyorlar. Çünkü sokak tabii. köpeği tabii. ısırıyor ve gidiyor. Gidiyor tabii ki. Gidiyor. Hepsi... Risk var. Ama acaba köpeklerin de rahat ve huzur içerisinde yaşayabileceği böyle bir rehabilitasyon e, merkezi Kısırlaştırıp bunu yapacaksınız. Çözüm ithaf etmek değil. Siz çözümü söylediniz şu. An. Ya Özümün, bakın yani, mesela ben size bir bir şey söyleyeyim. Ne kadar ne kadar bu iş için Biraz nasıl daha... bir insan kaynağı